Şeker Bayramı'nın birinci gününde Yenipazar ilçemize bağlı Donduran köyünden sesleniyoruz sizlere. Aydın'dan 45 kilometre uzaklıkta Yenipazar ilçemize bağlı Donduran köyünün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Yüzyıllar önce Osmanoğulları bugün köyün bulunduğu yerde yaşayan Bizanslılarla çarpışarak alıyorlar. Daha sonra aldıkları bu bölgeye koruma amaçlı bir kale yapıyorlar. 1700'lü yılların sonunda yapıldığı sanılan bu kale Osmanoğulları Kalesi diye adlandırılıyor. Osmanoğulları Kalesi çeşitli depremlerde zarar gördüğü için günümüzde ilk yapıldığı günkü özelliklerini taşımıyor. Ancak köyün delikanlıları askere gitmeden önce bu kaleye çıkıp tertiplerini yazmayı bir gelenek haline getirmişler. Köyümüzün çok eskilerde adı Dinduran'mış. Daha sonra Donduran olarak değiştirilmiş. Hanede 1250 kişinin yaşadığı Donduran köyünde köy halkı geçimini pamuk, zeytin, narenciye, arpa, buğday yetiştirerek hayvancılık yaparak sağlıyorlar. Ancak Aydın'ın tüm köylerinde olduğu gibi ürettiklerinin geçimlerini sağlayacak şekilde para etmediğinden yakınıyorlar. Özellikle pamuk yetiştirerek geçimini sağlayan Donduran köylüleri aşırı yağış nedeniyle hala tarlalarda toplanmayan pamuk olduğunu, birkaç ay sonra yeni pamuk ekimi başlayacakken üreticinin pamuğunun tarlada, toplasa da elinde kaldığı, satsa para etmediği için çok zararda olduklarını belirtiyorlar. Ramazan bayramı öncesi görüntülediğimiz Donduran köyü hanımları bir yandan tatlılarını ve bayram ekmeklerini yaparken bir yandan sorularımızı yanıtladılar. Bir sağlık ocağının, bir ilk öğretim okulunun bulunduğu Donduran köyünde eğitimde sorun yok. Köyde sağlık ocağı bulunmasına karşın doktor olmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığından şikayetçi köylülerimiz. Tek bir ebe yeterli olmadığı için hiç olmazsa haftada bir veya iki kez bir doktorun köylerinde görev yapması konusunda İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmuşlar. Ancak sonuç alamamışlar. İçindeki yolların bozuk olması da diğer sorunları arasında yer alıyor. Köy hizmetlerine başvurmuşlar. Muhtarın söylediğine göre görevliler gelmişler, ölçmüşler, biçmişler ama bir sonuç çıkmamış. Köyün yolları hala bozuk. Köyün içinden geçen Kocadere'nin ıslahı da yine önemli sorunlardan biri. Özellikle yağışın yoğun olduğu zamanlarda sadece tarlaları sular altında kalmıyor, evlerin içine kadar çamura batıyor Donduran köylüleri. Düğün salonu, futbol sahası da diğer beklentileri arasında yer alıyor. Donduran köyünü ziyaret edecek milletvekili aday adaylarını da uyaralım. Sorunları saydık. Çözümleriniz varsa para kaynağı ve projelerinizle gitmenizi öneriyoruz. Çünkü köylülerimiz bu soruları sormak için sizleri sabırsızlıkla bekliyorlar. Bunca sorunu yaşarken Donduran köylülerine bayramı nasıl geçireceklerini sorduk. Birinci gün bayramlaşırız, sonraki günler çalışırız dediler. Şimdi 9 günlük tatil yapanlara soruyoruz. Gelişmekte olan bir ülke için 9 günlük tatil çok büyük iş gücü ve ekonomik kayıp değil mi? Bayram boyunca yollarda yitirdiğimiz vatandaşlarımız ise yüreklerimizde ve beyinlerimizde telafisi mümkün olmayan acı izler bırakıyorlar.
Umarız çok yakın bir gelecekte daha bilinçli, daha üretken ve daha uygar bir toplum olarak daha kısa süreli ama çok daha neşeli bayramlar geçireceğiz.